Değerli dostlar merhabalar bizlerin ekonomisini anlattığım Biz Ekonomis kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul'u, Borsa İstanbul'da parakende şirketlerini birbirlerine göre risk ve avantajlarını ve marketler tarafında açıkçası güncel resim itibariyle oluşan bu puslu havayı ve fiyatlamaları çok market sonrasında o bilançolar sonrasında gelen o şok market gerçekten şok etti tablosunu şöyle bir teknik anlamda da okumaya değerlendirmeye piyasalar üzerinde aracı kurumların bu tarz şirketlere nasıl fiyatlarda bir Orta vadeli hedef verdiklerine de şöyle bir bakmaya çalışacağım. Evvela hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Ben yayınıma başlarken sizlerden ricam yayınlarımızı beğenmeyi ve yorumlarla destek olmayı ihmal etmeyin. Borsa İstanbul cephesinde 200 günlük fiyat hareketli ortalamasından şurada bir Pim bar geldi. Bunlar işte ters çekiş diyebilirsiniz ama genellikle şu tarz bir mum tepede geliyorsa şöyle yani bunu ters çevirin. Şu fitil yukarıda kalsın şu düz çizgi aşağı doğru bir fiyatlar satılsın artık bu tepeden dönüş sinyali olarak algılanabilen artık alıcıların iyice zayıfladığı ve satıcıların çok daha galip geldiği bir noktayı ifade eder. Tepede ise fiyatlar mesela 11 binlerde 12 binlerde böyle bir şey görsek en tepe fiyatta korkarız deriz ki şimdi problem yaratabilir. Ama daha sonrasındaki tablo itibariyle de işler şöyle oluyor dipteyken de eğer buradaki tablo alıcı ve satıcı arasındaki mücadelede satıcılar artık epey satmış ve alıcılar da buralar uygundur deyip biraz alıyorsa bu dipten bir dönüş emaresi olur. Ve bu dipten dönüş emaresi de böyle alıp başına gidecek bir dönüş emaresinden bahsetmiyorum. Burada daha çok bahsettiğim artık düşüşler kısa vadede aşırı satış bölgelerine kadar gelinmiş ve bir miktar piyasa hareket verebilir demek. O açıdan yeni haftaya başlarken 9680 seviyesi üzerine yerleşen ve 9680'ler üzerinde iki iki, adet, iki iki saatlik kapanış. Özellikle bir adet 2 saatlik kapanışı da şöyle bir bakarım ama 9680'ler üzerinde 9840 ve 10050, 10100 bandına kadar oluşabilecek olası fiyat hareketliliklerinin teknik anlamda mümkün olduğunu söyleyebilirim. Fakat viop pozisyonları orada ciddi anlamda şu an kaldıraçlı piyasalardaki ortam spotta birileri mal toplasa da yani bu piyasa yukarı doğru gidiyorsa da birileri bu piyasa düşsün ben de para kazanayım pozisyonlarını arttırıyor. Buna short pozisyon diyoruz kısa pozisyon. Endeks para düşsün ben de endeks düşsün ben de para kazanayım. Aslında o short pozisyonun amacı bu. Ben de bu düşüşleri beslemek için şimdi alırım. Mesela örnek veriyorum size. Ben kaldıraçlı piyasalarda bir verdiğim yerde 10 alacağım. Cebimde 1 lira daha var. O 1 lirayla piyasayı yükseltiyorum. Ama bir koyduğum yerde de o bir aldıklarımı daha sonrasında bir satıyorum. Diğer o düşecek dediğim yerde oynadığım pozisyondan 10 geri kazanıyorum. İşte aslında yaptıkları iş bu. O yüzden spot piyasalarda şimdi böyle alıp başına gidecek 11 bin 12 bin rally yeni başlıyor söylemlerine Katılmıyorum buralarda biraz daha oyalanma yaşamak, yaşanması ihtimali masada tutulmalıdır. Şirket bilançoları bu kadar vasat ilerlerken birdenbire manevrayla sert bir yukarıda yönden ziyade buralarda biraz daha zaman kaybı yaşatma ihtimalleri olduğunu unutmamak lazım. O açıdan daha evvelde deprem ve seçim dönemlerindeki o 200 günlük fiyat hareketli ortalamalarına doğru geliş ve süper trendlere doğru fiyat hareketlerinin gidişi teknik anlamda o teknik bir gösterge de süper trend. Onu da bir göstereyim sizlere. Ondan sonrası da artık yavaş yavaş sektör değerlendirmelerine geçelim. Bakın 10 bin tekabül ediyor. Yani 10 bin kadar bile gitse son gelen o 11 bin 11 gelen düşüş dalgasında bir ara tepkidir. Bu son gelen düşüşleri de bir ara tepkidir. Sonrasında bir daha satış baskısı yiyip 9400-9300'lerin ekrana gelebileceği bir piyasa ortamı meydana gelir. Bakın bu haftada trafik epey kalabalık. 18'inde Fed'in faiz kararını göreceğiz. 19'unda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 20'sinde de bu haftanın en önemli kararı olarak gördüğüm Bank of Japan'ın Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararını gözlemleyeceğiz. Orası kıymetli olacak. Yani piyasaları şöyle çarşamba perşembe merkezi de biraz daha gardını yukarı doğru taşıyarak götürüp Japonya Merkez Bankası faiz kararıyla beraber biraz gardını aşağı doğru indirebilirler. Yakın takip edeceğim. Veyahut da bunun tersi de olabilir. Yani Merkez Bankaları tarafı gerçekten belirli bir danışıklı dövüşle hareket ediyor. Japonya tam piyasalar şişerken mutlaka ortama, ortaya çıkıp piyasaların balonunu indiriyor söylemleriyle, eylemleriyle. Şimdi yine benzer bir süreç olabilir. Piyasalar yukarı yönlü bir marj açarken bunu yakın takip ettiğimi rahatlıkla ifade edebilirim. Evet bunları da söyledikten sonra yeni haftaya başlarken 10 bin kadar 9850 10 bu bantlara kadar yükselişlerin standart olduğunu rahatlıkla ifade etmek mümkün. Kısa vadeli bakanlar için 9555 aşağısı stres var. 9400-9318 ise bizim piyasalardaki düşüşlerde buraları aşağı yönü kırmasın diyeceğimiz anlar olacak. 9400 ila 9310 diyelim. Hadi o ara band kıymetli orası aşağı yönü yıkılıyorsa artık o 9000'lerin aşağısını telaffuz edenlerin analizleri doğrudur. 8700'ler, 8500'ler gündeme gelir deriz. Ama şimdilik buraların bir mukavemet sahası olarak bulunması, bir çırpıda kırılmaması, ara tepkiler vermesi, bu Burada bu sınırlar üzerinde yataylaşması biraz daha iyimser bakabileceğim bir olgudur. Gelelim para kendi sektörüne. Evet piyasalarda bir değerli Türk lirası sorunsalı benzer şekilde yine geride bıraktığımız haftalarda Reuters'ın Türk firmalarda işten çıkarma kapanma iflas dalgasıyla karşı karşıya konkordato sayılarındaki artış yurt dışı piyasalardaki küçülme ve mesela Almanya'da Volkswagen gibi bir devin bile fabrikada kapatma ve istihdamda bir işçi sayısı da küçültme gibi düşünceleri olduğuna dair ifadelerin olması gibi ortam küresel piyasalarda da yerel piyasamızda da büyümelerin aşağı yönlü revizyonu parakende sektörünü de etkiledi. Aslında gıda enflasyonunda çok yukarıdayız. Globalde evet gıda tarafında fiyatlar aşağı doğru gelse de bizde maşallah en taş gibi kale Gıda enflasyonunda ama şirketler tarafına baktığım zaman şirketler o kadar iyi değil. Mesela Şok Market istikrarlı bir şekilde kötü bilançolar açıklayarak fiyatlaması konusunda tepeden %40 aşağı doğru düşen bir şirket oldu. 45 liralarda uzun zamandır görmediği aylık ortalamalara kadar yanaşan Şok Market tarafına baktığım zaman gerçekten burada da stresin inanılmaz bir şekilde arttığını, aylık ortalamalarda şurada 48-80'lerin üzerine doğru yerleşmesi gerektiğini de rahatlıkla ifade edebilirim. Güncel fiyat 47'lerde. Şöyle 48-80'lerin üzerine atabilmeli. Bakın %40 tepeden aşağı doğru çökmüş. Halen daha acaba başka bir şeyler olabilir mi diye bakabiliyor. İnsanı tedirgin edebilen bir yapısı var. Şuradaki 45 liralar. Şuradaki bakıyorum 45 43, 80 Buralar taban olarak çalışmalı. Yoksa yandı gülüm keten elva şok market özelinde de gerçekten konuşacağımız işler olur. Gerçekten de hani burada şok market şok etti diyebiliriz. Buradaki tablo itibariyle mesela piyasalar tarafında buraya ne kadarlık bir hedef fiyat verilmiş bunu da merak ediyorum. Piyasalardaki aracı kurumlar ne kadar hedef fiyat vermiş. Deniz yatırım 77 lira 60 kuruş en son 13 Eylül 2024'te bir güncelleme yapmış. Garanti yatırım şöyle baktığım zaman 11 Eylül'de bir güncelleme yapmış. 102 lira hedef fiyat vermiş. Alnus yatırım 67 lira hedef fiyat vermiş. %42 potansiyel var demiş. Halk yatırım 66 lira 70 kuruş. Ata yatırıma baktığım zaman 115 lira hedef vermiş. Gedik 86, City Group 8 87, ICBC 75, HSBC 75 lira hedef fiyat vermiş. Yapı Kredi 87, Ünlü 95, Alba Yatırım, şöyle ALB Yatırım 101 lira hedef vermiş. Tacirler 106 lira hedef vermiş. Güncel resimde 45 liraların korunması gerekiyor. 45 liralar korunmuyorsa problem var diyeceğiz. Şu 43, 80, 45 bandı olası hareketlerde 52, 54 lira bandına kadar hareketler teknik hareketlerdir. 43-80-45 bandı da korunmalıdır. Yoksa daha alt bandlara doğru baskılar gelişir diye okuyacağız. Mesela şok market bunların arasında bilançosu kötü olanlardan. Mesela bir Carrefour'a baktığınız zaman Carrefour'da da bilançolar kötü ama Carrefour'da zamanında zaten güçlü operasyonlar yaşanmış ve fiyatlamalara baktığınız zaman böyle çatır çatır yukarı doğru ralliler yaptırıldığında gözlemleyebilirsiniz. O açıdan hani bu şirket zaten vakti zamanında 40 liralardan 280 liralara kadar götürülmüş. Bakın daha sonrasında konsolide olma çabaları hala hazırda. Şöyle bakın bir ara bölge, bir ara yukarıya doğru bir atak. Şuradaki 180'lere kadar geri geliş, 180'lerden bir daha 90'lara kadar geliş. Biraz daha belki 90'lara doğru getirip bir daha kaldırmaya çalışabilirler. Yakın takip edilebilir. Carrefour tarafına da baktığım zaman burası çok spekülatif ilerliyor. Bilginiz olsun. Bazen soruluyor ama çok spekülatif olanlara bakmıyorum ya da tavsiye etmiyorum. Evet gelelim bir diğerine bir maç. Bir maç bunların arasında en azından kendini en sağlam koruyabilen ve bilançolarını en iyi bir şekilde koruyabilen şirket oldu. 571-600 liralar teknik hedefler. 535 lira aşağısındaki teknik kapanışlar stres yaratır. Burada 535 anahtar kale bölgedir. 571 üzerinde 600, 630 ve 650 sıralı teknik hedefler haline gelir. Hedef fiyat çalışmalarına baktığım zaman orası için ne söyleniyor bir bakalım. Burada da iyi şeyler söyleniyordur diye düşünüyorum. Bir maşa şöyle bir girip bakmış olalım. BİM tarafına baktığım zaman Deniz 661 lira hedef. Ak yatırım 795. Ata yatırım 770. Halk yatırım 792. Gedik yatırım 645. City Group 750 lira. Tera 800 754, TEP 790, ICBC 720 lira, HSBC 700 lira, iş yatırım 604, Bank of America 610, buralarda güncelleme gelmemiş, Garanti BBVA 730, Şeker 660, Alnus 657 lira, Yapı Kredi 510, Orası bakın ta 13 Haziran 2024'te yapmış güncelleme getirmemiş. Vakıf yatırım 651'de 13 Haziran'da yapmış o da. Bakın o da hemen hemen yaklaşanlardan. Oyak yatırım 714 da, bir endeks üstü getiri beklentisiyle hedef fiyatlar vermiş. Evet BİM tarafı da bunların arasında iyi olanlardan bir tanesi bir tanesiydi ama kısa vadede belirli bir fiyatlama yaptı ve dinlenme çabasında. Migros'a bakalım. Migros tarafına baktığımız zaman Migros'ta 580 liralara kadar geldi. 330 liradan beridir takip ettiğim bir şirket. Şurada 472 lira aşağısına doğru geliyorsa 450 ve 425 potaya girer. Dikkat etmek lazım oraya. 472 bu şirket için çok anahtar kale bir bölge olacak. Kısa vadede biraz tepki üretme çabası var. Olur da şu 507'leri yukarı yönlü aşabilirse 540 lira kadar bir fiyat hareketleri olabilir. 490 lira kısa vadenin stopudur. 490 85 lira ve 472 lira da desteklerdir. Kısa bakanlar için 490 stop olarak düşünülebilir. 550'ler üzerinde ise 520 ve 532 sıralı hedeflerdir. 472 kırılıyorsa açıkçası biraz izle, izle tarafına geç, geçiş olabilir. O zaman 450 ve 425 lira bantları teknik anlamda orta uzun vadeli değerlendirme imkanı olur. Gelelim hedef fiyat çalışmalarına Migros için neler söylenmiş biraz da Migros tarafına bakalım. Mikros tarafına bak, baktığımız zaman şöyle bir bakıyoruz 503 lirayla kapatmış. Deniz yatırım 774, Gedik 799, Ak yatırım 748, Ata yatırım 760, Şeker 685, Vakıf 814, Alnus 670, Halk yatırım 731, City Group 710, Garanti BBVA 704, Info 844. Yine ICBC 680 lira, HSBC 685, iş yatırım 690, TEB 671, Global 691. Pardus 760, ünlü 560 ünlü hedefleri gelmiş. Gerisi revize etmemiş. Buna benzer hedef fiyat çalışmaları görebilirsiniz. Evet hem hedef fiyat çalışmalarına baktık hem sektörü hem endeksi konuştuk. 4 tane de markete bakmış olduk etrafımızda gördüklerimizden. İlerleyen saatlerde yeni yayınlarla da karşınızda olmaya çalışacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar. Eğer piyasayı benimle beraber takip etmek isterseniz ekonomi topluluk isimli bir YouTube katoliğimiz var. Burada finansal piyasalar eğitim seti hediyem, iletişim kanalım ve pazardan pazara yayınladığım pazar raporlarım var. Sizleri de ekonomi topluluk isimli YouTube katılıyla görmekten büyük mutluluk duyarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar.